ve sevgili dostlar, aynen bu şarkıda söylediği gibi bugün başıma gelenleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii bu durumda da durumu fırsata çevirip krizleri nasıl yönetebiliriz konuşalım isterim. İnşallah da iyi olur. O kadar dağınık ve o kadar yorgunum ki anlatılır gibi değil. Bugün çok sevdiğim ve yeni tanıştığım, yaptığı işten dolayı da kendisini çok takdir ettiğim Gülsüm kardeşimin bir hayır çarşısı vardı Florya'da. Kendisiyle Beylerbeyi'nde bir kız Kur'an kursuna vesile oluyor açılmasına. Kendi kızları da o Kur'an kursuna gidiyor. Çok hoşuma gitti. Kendisiyle gidip orada tanıştım, tebrik ettim. Ve çok da tatlı gerçekten de. Ve kendisiyle böyle bir aramızda ambiyans oluştu. Bir hasbihal ettiğimizden dolayı ülfet oluştu. O da beni bu programa davet etti. Tamam gideyim. Bu sabah kalktım, hazırlandım. Ve programa gideceğim Florya'ya. Ya dedim toplu taşımayla gideyim. Hiç araçla gitmeye gerek yok. Eşimin götürmesine de gerek yok. Eşim biliyorsunuz cezaevinde çalışıyor. O işine gitsin, ben de toplu taşımayla giderim. Sabah 8'de otobüse binmek üzere baktım. 141K bizim kapının önünden geçiyor. Ondan ineceğim. BN1'e bineceğim Halkalı tarafında. Tamam, koordinatları çizdim. Efendim yanıma Gülsüm kardeşime vermek üzere hediye kitap aldım ve yola çıktım. Yola çıktım ama ben nereden bilirdim başıma gelenleri? Yani kriz hazır olunur mu? Kriz çıktığında nasıl bir tavır alınır? Hep bunları anlatıyoruz ama insan yaşayınca çok daha farklı oluyormuş. Orasını bir kere daha tecrübe etmiş oldum. Otobüse bindik. Neyse çok zor şartlarda otobüsü de yakaladım. Her neyse iki durak sonra bir beyefendi bildi. Allah'ım o ne agresif bir beyefendi. Yani olabilir gibi değil. Bütün otobüsü birbirine kattı durak boyunca. Her neyse bu şekilde ben inmem gereken durağa geldim. BN1'e bineceğim ve Florya'da ineceğim. Tam o sırada ya buradan geçiyorum derken bir baktım geçiyor otobüs. Zar zor Naz'la Niyaz'la açtı. Hemen açtılar, çok teşekkür ederim. Ben de bakınıyordum falan dedim şoför beye. Aa dedi, biz burada bekliyoruz işte, hemen geleceksin falan. Neyse. Aa. Basıyorum. Benim akbil basmıyor. Tekrar basıyorum. Basmıyor. Allah Allah dedim. İçinde para da var bunun. 50 lira koymuştum. Söylemesi ayıptır. Allah Allah dedi. O zaman HES kodunuz okumuyor. Ha, olamaz dedim. HES kodum da var. Hemen telefonu açtım. HES kodumun resmini çekmiştim zaten. Bakın dedim, HES kodum var. Ama okumuyor. Bakın madem para var diyorsunuz. HES kodunuz okumuyor. Hanımefendi inmeniz lazım. Ya yapmayın etmeyin. Durun ben bir bakarım ederim. Neyse beyefendiyi bir şekilde ikna ettik. Hemen bir ön taraftaki hanımefendinin yanına oturdum. Bakıyorum şeye tekrar. Neyse dedim, biri daha binsin duraktan, ben tekrar basayım. Böylelikle ben bir durak gittim, biri daha bindi. Tekrar bastım, yok yine tanımıyor. Sonra hanımefendi aldı telefonuma, baktı. Dedi ki sizin HES kodunuzun süresi dolmuş. Nasıl ya dedim. Biz o HES kodunu ayarlarken süreli ve süresiz diye tabii orada size bir yönerge veriyor. Gözlüğü de takmadıysam, fark etmediysem muhtemelen süreli olanı kabul etmişim ve benimkinin süresi bitmiş. Ya diyorum ki bakın şimdi ben 141K'dan indim. Orada nasıl geçmedi de şimdi 8'de bindiğim şey 8.40'da mı bitti? Bu nasıl iştir? Yok diyor şoför bey. Hemen HES kodu alın. İyi tamam, almaya uğraşırken internet açtık otobüsten. Ya çekmiyor internet mi çekmiyor, nedir ne değildir derken ben bir durak daha gittim. 3 durak gittim. Halkalı otogarına geldik. Ne yaptınız dedi. Yani internet çekmiyor galiba. İnmeniz lazım dedi. Durdur şoför. İn orada. Dağın başı neredeyse tabiri caizse. Diyeceksiniz neresi dağ başı? Bak otogarda indirmiş. Halkalı Marmara'nın geçtiği. O güzergahta indirdi. Ya dedim bakın buraları bilmiyorum zaten. Ben gideceğim yere gideyim. Orada bir şekilde özel araçla evime giderim. Ya da bir HES kodunu indiririm buna. Hayır dedi, indirmem lazım sizi dedi. Ben sizi böyle götüremem dedi. HES kodunuz yok. İnmeniz gerekiyor. İndik orada. Ama içimde hiçbir tedirginlik yok. Bana hep eşim şey der, bulunduğun anda ve kriz çıktığı anda, o krizi abartıp büyüttüğünde kendin sıkıntıya giriyorsun. Problem daha da çözülecek haldeyken belki daha da çözülmez hale giriyor. Çünkü haleti ruhiyen bozuluyor. Tadını çıkar der. Hep sağ olsun kulakları çınlasın. Ya tadını çıkarım neyse trenle gideriz dedik. Geldim görevliye bastım. Adet basmıyor. Ya dedim HES kodumun süresi dolmuş gibi söylüyor galiba, yani doğrucu Osman desene içinde para yok falan. Ay diyemem, zaten oruçluyum, pazartesi. Her neyse dedim ki ya güzel kardeşim galiba benim HES kodumun süresi bitmiş, nasıl alabilirim?
Dedi ki 153 ara sana yardımcı olurlar. 153 aradık, dediler ki nüfus hüviyetiniz, TC numaranız falan. Evet, o çocukcağız sağ olsun yardımcı oldu, girdi. TC'yi de verdik. Dedi seri numarası lazım TC'nin. TC'yi ezbere biliyorum da seri numarasını ezbere bilmiyorum. Yanımda nüfus hüviyetim de yok. O zaman ne olacak? Nüfus hüviyetinizi ve seri numaranızı yazmanız lazım. Yoksa HES kodu alamazsınız. Daha sonra HES kodunuzu kartınıza yükleyebilirsiniz, dedi ve karşı tarafı kapadı. Delikanlıya diyorum ki bakın evladım, benim Florya'ya gitmem lazım. Oradan biriyle ben özel araçla bir şekilde evime giderim. Şu an toplu taşımayı nasıl gideyim? Minibüs yok. Taksiye nereden bulacağım, nasıl gideceğim? Neyse merhamete geldi. Allah razı olsun, iyi insanlar da var ya. Tamam dedi abla, ben senin dedi HES kodunu görüyorum. Yeni bitmiş burada. Böyle bir şey, sağlık durumunda zaten maskem her şeyim var. Mesafeyi de koruyorum. Bir kereyle mahsus olmak üzere geç dedim. Geçtim ben. HES kodu sıkıntısını böylelikle bertaraf edip Florya'ya vardık. Saat 10'da kermesin açılışına yetişmiş oldum. Gülsüm kardeşimin. Çok güzel kişilerle tanıştım. Ben unuttum tabii HES kodu ne olacak? Nasıl gideceğim eve? Ya dedim şu an ben bu HES kodunu düşünsem ne kazanırım? Elime ne geçer? Hiçbir şey geçmez. En iyisi buranın tadını çıkarayım. Neyse yarım saat sonra Gülsüm kardeşim de geldi. Onun da standları gezerken de şurada çok güzel Mira ve Ture. Kızların ismi değil miydi bu Tuğba Hanım'ın ya? Evet. Böyle güzel şahsı özel mobilyalar yapan ve çok tatlı bir çiftle tanıştım. Tuğba ve Halil Bey ile tanıştım. Mobilya standları da muhteşemdi bu arada sevgili dostlar. Bu Crow Plaza'da 3 gün devam edecek bir hayır çarşısı. Gülsüm kardeşimin başını çektiği, vesile olduğu, açtığı Kur'an kursuna, kız Kur'an kursuna yardım amaçlı yapılan bir kermes. Neyse, oradaki o Tuğbalarla tanışmak kısmetmiş dedik. Aşağıları gezerken de Doğal Taş'la tanıştım. Zeynep Büyükbay kardeşimle. İyi, o da güzel. Ondan sonra biriyle daha tanıştım ya bu arada. Kiminle tanıştım? Özel böyle taşlar vardı. Şeyle tanıştım. Bir arkadaşla daha tanıştım. Derya Hocam'la tanıştım. Taşlardan anlayan taş deyince bak. Evet. Yine Zeynep Hanım'ın ekipte olan Zeynep Büyükbay'ın. Onun karşısında yine ilginç çantalar tasarlayan, Yalova'da öğretmenlik yapan yine Derya Hoca'yla tanıştım. Karşılaştım. Çok güzel. Tamam. Benim eve gitme vaktim geldi. Kimsenin gitmeye niyeti yok. Orada beni götürecek bir arkadaş, çok tanıdığım Gülsüm Hanım zaten çok meşgul. İşin açıkçası söyleyemedim. Arkadaşlar benim HES kodumun süresi bitmiş ve ben buradan en azından taksiye binebileceğim. Çünkü otobüse binemem, metroya binemem, metrobüse binemem. Evet orada tren var, trene binemem. Taksiyle anca gidebilirim ama taksiler de HES kodsuz almıyormuş sevgili dostlar. Minibüse binmem gerekiyor. Sadece minibüsler sormuyor HES kodlarını sağ olsunlar. Sorsalar iyi mi olur orayı da düşünmek lazım. Neyse. İyi de Florya'nın, Crow Plaza'nın, Aqua İstanbul, Aqua Florya, oradayım. Orada minibüs falan yok yani. Taksiyi de zor bulurdum ya, o da götürmedi. Dedim ki tamam, ne yapayım? Florya Şenlik Köy'de teyzem oturuyor, teyzeme gideyim ben. Benim bulunduğum yerden Florya merkeze, oradan Şenlik Köy'e 2-3 durak var. Muhtemelen 5000 adım ediyor. Ve paylaşacağım size, 15.000 adım atmışım bugün. Neyse, hadi buraya yürü, oraya yürü ve teyzemin evine geldim. Abi bakalım, teyzem dışarı çıkmış, gidiyor. Abi baktım önde, teyze nereye? Ya ben de bankaya gidiyordum, orada işim var, bizim arabada da problem var. Olamaz, teyzem de özel aracıyla beni götüremiyor. Teyzem ve ben bankaya kadar yürüdüm, Aydın Üniversitesi'ne geldim. Dedim ki buradan devam edeyim, Küçükçekmece'ye kadar gideyim, 5 yola. Oradan minibüsler var, minibüslerle Şirinevler'den Mahmut Bey'e gelebilirim. Derken dedim ki ya tamam, güzel. Sohbete de geldik. Teyzemle yolda yolculuk ettik. Bugün yaşadıklarımı düşündüm. İşte Florya sahilde resim çektim. Hatta o anda bile, o kriz anında bile. Şimdi ben yürüdüm de Küçükçekmece'ye kadar, ondan sonra nasıl gideceğim? Minibüslerin olduğu yeri bu sefer bulamadım. En son 5 yolda metrobüsün olduğu durakta oturdum. Eşime de arayamam. Çünkü arasam da ona ulaşamam. Dedim ki eşimin talebesini arayayım en iyisi. Benim oğlum da gece görev yaptığı için ona da ulaşamıyorum. Hepsi üst üste geldi böyle.
Ama yine de gayet rahatım. Ve şunu fark ettim. Kriz anında ne kadar kaygılanırsak, ne kadar sıkıştırırsak kendimizi, aslında o kadar işi çözülmez hale, girift hale getiriyoruz. Ve o an sakin kalabilmek, net kalabilmek, açık olabilmek, algıda açık olmak ve sorunu çözmeye odaklanmak gerektiğini hep söylüyorum ya, seans odasında hep anlatıyorum ve gittiğim yerlerde, hadi bakalım Mine Hanım, senin başına geldi ve yap bunu. Evet, ilk önce zaten olay, başta anlattığım gibi tadını çıkardım. Güzel insanlarla tanıştım. İşte denizi çok sevdiğim için deniz manzarasının resmini çektim. Tadını çıkardığım için biraz enerji depoladım. Ve sakin kalabildim elhamdülillah. Dualar ettim en önemlisi de sakin kalabilmek için. En çok da Kasas suresi, hep söylüyorum. Kasas suresi 24. Rabbi inni lima enzelte ileyimin hayrın fakir. Rabbim vereceğin her hayra muhtacım. Tesbih çeke çeke o yolları yürüdüm. 15 bin adımı attım. Ve şunu fark ettim. Kriz anında köşeye sıkışıyorsunuz ya. O sıkışmış gibi hissetmeniz aslında çok doğal. Evet, güzel. Ama işte sıkıştığımız anda, adrenalin yükseldiği zaman da insanın vücudunda gerçekten bir canlılık oluşuyor. Bu da daha çabuk çözüm bulmanızı sağlıyor aslında. Eğer krize odaklanmayıp çözüme odaklandığınızda. Ben de tamam dedim, krizi fırsata çevireyim o zaman. Bu sözü de çok duyarız değil mi? Krizi fırsata çevirmek. Yine bir söz daha var. Hazırlıklı olan krize yenilmez diye. İyi de krize hazırlıklı olunur mu? Bu birden olan bir şey. O zaman nasıl fırsata çevirebilirim? Tamam, günlük zaten benim belli bir yürüyüş, adım atmam gerekiyor. 2 günlük yürüyüşü ya da 3 günlük yürüyüşü bir günde yapmış olacağım. Hiç problem değil Mine, moralini bozma diyerekten. Yürümeye devam ettim ve durumdan vazife çıkarmak diye bir şey de vardır. Kriz anlarında hep söyler ve belki de duyarız, belki de kullanırız. Ben de tamam, durumdan vazife çıkarayım dedim. Ve vazife çıkardım, böyle bir sizler için video çekmiş oldum. Güzel oldu bence de. Ben krizi olağan, hani beklenmedik bir şeye benzetiyorum. Sel gibi olabilir, olağan bir afet gibi olabilir, olağan bir durum zaten. Bu durumda 3 şekilde bir tavır sergileriz. Ya bu benim başıma niye geldi? Eyvah, olamaz, nasıl olur, nasıl HES kodu, işte süresi biter, nüfus hüviyetimi de nasıl evde unuturum, kaldım mı burada, ne olacak şimdi, kime ulaşacağım, şu bu. Yakınabilirsiniz. Tabii bu bünyenize ve kendinize zararlı. Diğer bir noktada yapacağımız tavır ne olabilir? Aman olduysa oldu, ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Bu da normal değil aslında. Diğeri gibi. Yapmamız gereken bunu. Evet, böyle bir şey başıma geldi. Ben buradan nasıl daha az yarayla, az hasarla, az sıkıntıyla çıkabilirim? Diyerekten çareye odaklanıp oraya yönelmek. Bu da işte krizi fırsata çevirmek durumu olmuş oluyor hasılı. Sonunda durumumda, WhatsApp durumunda paylaştım. Florya'ya yolum düştü ama öyle bir düştü ki yollara düştüm, eve geri gelemiyorum diye. Birçok arkadaş, eş dostum, hayırdır Mine Hanım, biz yakınız, buyurun gelin falan, ama ben dışarıda sadece o 5 yol metrobüs durağında oturup beni almaya gelecek olan eşimin talebesini beklerken neredeyim, navigasyon açmak için interneti açtım. İnternette çok sık açmıyorum. O zaman fark ettim ki bir sürü kişi neredesiniz Mine Hanım, size yardımcı olun, bir şey mi oldu diye mesajlar atmışlar sağ olsunlar. Yapacak bir şey yok. Ama dediğim gibi fırsat noktasında bu krizde de fırsata çevirebilirsiniz. Normal hayatta da fırsata çevirebilirsiniz. Florya'yı çok iyi gezmiş oldum. Çok iyi adımlamış oldum. Oraları görmüş oldum. Ve Gülsüm kardeşim, seni ne kadar çok sevmiş olduğumu anlamış olursun diye düşünüyorum. Çünkü düşün, ya muhterem söyleyebilirdim ve mutlaka bana bir çözüm bulabilirdi, ama o kadar yoğundu ki onun da kafasını karıştırmak istemedim. Şu anda da eve geldiğinde, ya hocam sizi göremedik, kermesten arayanlar, işte paylaşım yapınca benim orada olduğumu görenler. Ya dedim, hiç oraya nasıl geldiğimi sormayın. Ama muhtemelen ben bu hayır çarşısını hiçbir zaman unutmayacağım. Florya'yı muhtemelen çok seviyordum. Daha da bir çok seveceğim diye düşünüyorum. O yüzden sevgili dostlar, krizi fırsata dönüştürmek gerçekten iyiymiş, güzelmiş. Söylerken dile kolay geliyor ama yaşarken faturasını ayaklarım ödedi. Biraz kabarcık oldu ama olsun. Yine de 15 bin adım atmış olmakla daha dinç olarak
bakın sizlerin karşısında da olmuş oldum. Evet, inşallah yaptıklarımız, yapacaklarımız hayır olsun. Güzel insanlar çevremizde olsun. Kriz çıkarmayalım. Yaşadığımız her neyse onun tadını çıkaralım diyorum. Hepinize selametler, güzellikler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.